Selamlar. Bannerlar belli oldu. Dışarıda çalışma olduğundan dolayı umarım çok fazla ses gelmez böyle dar 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 dar, dar inşaat sesi. Başlayalım, inceleyelim. Skaramuş, ay Wanderer özür dilerim. Avare geliyor ve ya, karakter çıkınca inceleyeceğiz. Çok fazla bir şey diyemem iyi, kötü vesaire gibi. Alanda duran bir DPS karakteri gibi e, duruyor. Sadece böyle bir karaktere ihtiyacınız varsa hani İsteğiniz yani istemeniz dışında işte aa çok seviyorum kendisinin tasarımını vesaire kısmısı dışında böyle bir karaktere ihtiyacınız varsa tercih edebilirsiniz. Itto onunla beraber İran görecek. Itto Itto'nun en iyi çalışabilmesi için çok spesifik bir takımı var. Diğer e, hali de ortalama bir DPS yapıyor diyebiliriz. Itto Dendro ile beraber bir değişime uğramadığından dolayı kanalda rehberi de var. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz nasıl bir karakterdir, nasıl çalışıyordur diye. Beş yıldızlar hakkında böyle bir özet geçebiliyorum. Dört yıldızlara bakalım. Bu bu banner çok şey, çok spesifik bir banner ya. Yani çok niş karakterler var Yenfei harici. İlk önce Faruzan'a da çıktığı zaman inceleyeceğiz. Şu an çok net bir şey söyleyemiyoruz biliyorsunuz ki. Sadece e, şunu diyebiliriz. E, animo DPS'lere support olabilecek e, net bir karakter gibi gözüküyor. O yüzden zaten Scaramouche'un... Ay yine Scaramouche'de... Ay bu nasıl bir ağız alışkanlığı? Wanderer'ın banner'ında olması çok normal. Goro da Ceo e, için <laughs> olan Itto'nun en iyi support'u. Yani bu Atıyorum Itto oynayacaksanız bu bannerı da açmak istersiniz. Goron'uz yoksa ya da işte ıı, Shao oynayacak. Tabii çok iyi bilemiyoruz şu an Faruzan Shao ile iyi çalışacak mı ama çalışır diye düşünüyoruz sadece. Ee, ya da işte Skaramuş'a iyi bir support alabilir vesaire şeklinde bu tarz istekleriniz varsa açmak isteyebileceğiniz bir banner. Onun dışında bir de Yanfei var. Yanfei kötü bir karakter değil. Constellation'ıyla gayet iyi bir alanda hasar veren bir karakter haline de gelebiliyor. Genel olarak free to play, friendly bir dostu, bir karakter olduğu da söylenebilir. Seviyorsanız ya da 4 yıldızlarla böyle 5 yıldıza gidemem, 4 yıldızlarla kendime iyi bir DPS yapmaya çalışacağım falan gibi bir planınız varsa Yenfe'yi içinde burada açmayı deneyebilirsiniz. Ama genel olarak bakınca çok spesifik ihtiyaçları karşılayan karakterler genel bir banner değil. O yüzden ne iyi diyebilirim bu bannera ne de kötü diyebilirim. Ya bu kadar spesifik olacaklarsa çok daha genel bir support vesaire bir şey koymalarını beklerdim. Yenfe'yi koymuşlar. O da okey yani. Ee, silah banner'ına geçecek olursak da Twilight Allah ıı, açıklandı özellikleri zaten Scar Wanderer'ın ıı, silahı ve ıı, ya crit damage veriyordu. İyi bir ıı, crit damage oranı veriyor statistik olarak bile böyle katalist kullanıcılarınıza koymak isteyebileceğiniz bir silah gibi duruyor. Silah tamamen çıktıktan sonra denenir. Diğer karakterler ne kadar iyi kullanabilir falan bakılabilir ama yani ortalama yani genel diğer katalist kullanıcıları düşünülünce belki ortalama bir silah olabilir gibi verdiği stat oranından dolayı. Red Horn Stone Treasure'da Itto'nun silahı Noel seviyor. Yula bile kendi silahı vesairesi yoksa fayda sağlayabiliyor aslında bu silahtan. Yani böyle bakınca 5 yıldızlar için e, coşmazdım. Ama zaten herhangi bir karakteri oynamanız için 5 yıldız silahına vesairesine ihtiyacınız yok. Kendinizi çok e, germeyin o sebepten dolayı. 4 yıldızlara bakacak olursak da e, Favonius Warbow koymuş, ko koymuşlar. Oyundaki en iyi support silahı diyebiliriz dört yıldız. Hatta çoğu zaman beş yıldız e, support silahlarını bile geçer yani yay olarak. Sek çünkü zaten Favonius serisinin silahı yani. Sacrificial e, Sword koymuşlar. Bir an great Sword sandım onu. Neyse. Sacrificial Sword zaten çok güzel bir e, silah. Çoğu silah kullanıcınıza, aykılıç kullanıcınıza verebilirsiniz aslında supportlarınıza. E, Favonius Great Sort'ta yani yine Favonius serisi sonuçta sadece Great Sort karakterlerinden çok böyle belli başlı olanları Favonius silahını tercih edebiliyor mesela atıyorum Dori gibi. Ayo Perception normalde iyi bir katalist değil. E, fakat belki Wanderer iyi kullanabilir gibi geliyor bana özelliğinden dolayı. Onu da karakter çıkınca göreceğiz, inceleyeceğiz. Ve Breakers Fin güzel bir e, silah. Bu anladım ben ya. Bu Watatsumi serisini toplu getirmeyecekler. Ayrı, ayrı ayrı aralara koyacaklar böyle silah banner'ını. Yani kötü silahlar değil ama Waybreakers film dışında hepsi de standart banner'dan çıkabildiğinden dolayı böyle dört yıldızları içinde açmak için tutuşabileceğim bir e, silah banner'ı olmaz. Çünkü atıyorum burada sadece Waybreakers fin istiyoruz diyelim. Yani çıkma ihtimali kaçtır, Tutturabilme ihtimali. Ya yani dört yıldız e, istediğimiz silaha kavuşmak çok zor e, silah planarlarında. Onun dışında ekstra söyleyebileceğim bir şey yok ya. Şeyi de hatırlatayım videoyu kapamadan önce. Ve bir venti gelmiş biliyorsunuz primocam ödülü vesaire veriyorlar. E, onu da yaparsınız, primocam ödüllerinizi alırsınız, öpüldünüz, kendinize iyi bakın, herkese iyi. Oyunlar diliyorum bay bay